Herkese merhaba, Caps Lock Podcast'a hoş geldiniz. Ben Umut Yaka. Hoş geldiniz, ben Erdem Şantınalı. Caps Lock Podcast, iş hayatında başarılı insanlar ve girişimcilerle sohbet ettiğimiz bir podcast programıdır. Bu hafta ise yayınımızda Orhan Bayram var. Angel Effect'in CEO'su deyip ben küçük bir genelleme yapacağım ama bütün ayrıntıları sereceğiz ileride. Hoş geldin Orhan. Hoş bulduk. Hoş bulduk Erdem, Umut. Vallahi sağ olun. İyi ki bu pazar gününde beni yalnız bırakmadınız. Değişikli olduk. Pazar günleri darlıyoruz insanları. Böyle dönemlerde yok bence çok daha keyifli. Böyle dönemlerde bence en güzel fırsatlar hani böyle daha bilgi paylaşımı için falan bence büyük fırsatlar var. O yüzden çok teşekkürler diyeyim beni misafir ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz kabul edip geldiğin için. Şeye çok katılıyorum yani. Şu dönemde ne pazar ne pazartesi ne başka bir gün ayrımı var. Aynen. Ne de bir can sıkıntısı olayı var. Şu an insanların bir şey üretiyor. Bu boş zamanını değerlendiriyor olması. Ben çok keyif alıyorum. Akşamları konserler, sabahları bir sürü gerçekten bilgilendirici programlar var. Bunlarda senin de parmağın ve emeğin var. Ona da zaten geleceğiz. Mükemmel sorumuzu sorayım mı Erdem? Direkt başlayalım. Umut sor abi. Orhan Bayram kimdir? Mükemmel deyince böyle bir istildim ama. Yok, sarkazm tamamen. Ya Orhan Bayram aslında bir insanoğlu, bir insan evladı. Başarılı konusu biraz tartışılır tabii çünkü başarı kriterini herkes farklı algılıyor ama girişimci tarafı doğru. Ben elektronik mühendisiyim. İşte 2013 yılında biraz İTKK mezun oldum. Okul dönemi boyunca böyle çok şey yapamadım. Hani derslere katılım zayıftı. Daha çok sosyal aktivite falan. Elektronik mühendisliği namına da bir iş hayatında bir şey yapmadım ama çok şükür mühendislik nosyonu almış biriyim diyelim. Okurken Turkcell'de çalışmaya başladım. Yani öncesi de var da en hızlı gelebileceğimiz yer orası. Turkcell'de de böyle şans eseri Geleceğe Yazanlar diye bu projenin yeni yeni inşa edildiği bir zamanın içerisinde Turkcell Teknoloji'de işe girdim. Teknolojiden hiç anlamayan biri olarak. Ama sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Yani gece 2'ye 3'e kadar falan anlamaya çalışıyordum. Çok iyi bir ekibin içine düştüm ve o dönemki en azından ekiple birlikte Geleceğe Yazanlar diye dev bir proje hayata geçti ve ben de bir parçası oldum. Sonrasında işte 3,5 yıl Turkcell geçmişim var. Geleceğe Yazanlar sonrasında o dönemki direktörüm, şimdi şeyde N11'in CTO'su bir gün beni yanına çağırdı. Bir cuma akşam falan böyle millet çıkmış, ben ofisteyim ofiste. Orhan dedi seni çantacı yapmaya karar verdik dedi. Abi, ne çantacı demek? Ne demek? Ondan sonra bu yükseliş mi düşüş mü? Şey dedi ama öyle bir güzel anlattı ki hani böyle çok iyi. Ya yani şey anlamında benim için müthiş bir yükselişti. Çünkü yeni bir şey deneniyor ve ben hani onun içinde olacaktım. İşte o dönem biz T serisi yapıyorduk. T serisinin yanında yine internete bağlı IoT cihazlarının tüm dünyada, Türkiye'de araştırılması, bizim çalışabileceğimiz uygun girişimlerin bulunması, gelen yani ve bunlardan cihazların alınıp işte bizim laboratuvar vardı o dönem. Oradaki arkadaşlarla bunların testlerinin yapılması, ölçümlerinin yapılması, iyi girişimlerle beraber ya Turkcell markalı ya joint venture bir şekilde ürün ve servis çıkarma üzerineydi. İyi de gitti. Bayağı Çin, Amerika, ne bileyim Avrupa, tüm dünya genelindeki girişimleri bu sayede ben izleme ve hani etkileşime geçme şansı yakaladım. Sonrasında bizim CEO değişikliği oldu. İşte o dönem itibariyle şirketin stratejisi değişti. Ben en son Turkcell'den ayrılırken bir tane robot yapıyorduk. Onun product manager'ıydım falan. Sonra dedik yani bizim çok keyif aldığımız bir ortam yok. Ama hayat devam ediyor ve ben daha çok yolun başındayım. Herhalde 25-26 yaşında falandım. Bu 3,5 yılın içine dahil mi peki bu bahsettiğin her şey? Tabii hepsi dahil. Yani bayağı dolu değil mi? Hızlı ya, bir süre olmuş ya. Şey ama şimdi düşünüyorum da mesela o dönem içinde ben part-time'dım, öğrenciydim. Part'tan full'e geçişte benim yönetici bana şey demişti. Hani artık iki adamlık çalışacaksın. Çünkü full time'a geçirirsen benim kaynağım limitli ama işim çok. Bunu kabul ediyorsan seni full time işe alacağım demişti mesela. Bu dönemde de ben Turkcell'in app store'larının yönetimi bendeydi.
Yani bir uygulama çıkacağı zaman bana gelirdi. Böyle bakardık entegrasyonlara falan. Bazen geri çevirirdik, bazen yüklerdik falan. Çok acayip yani, hani ne diyeyim, o dönem bana tam Joker olmayı öğreten dönemdi. Hı hı. Mesela şöyle düşünün, Geleceğe Yazanlar Uygulama Maratonu diye bir şey yaptık. Birinci ekibi Silikon Vadisi'ne götürdüm ben. Silikon Vadisi'nde bir yerden bir yere seyahat ederken arıyorlar beni. Abi işte Turkcell atıyorum TV uygulamasını sahaya sürmemiz lazım. Çok kritik bir bug kapattık falan. Durduruyorum arabayı. Bagajdan laptopu çıkarıyorum. Oturuyorum bagaja. App submit ediyorum. Türkiye'de gece 2 çünkü yani. Kriz olmasa aramazlar. Mesela hani bu tarz şeyler ve orada ben hakikaten Joker olmayı öğrendim. Yani ne demek Joker olmak? Orada disiplinler arasında iş yapış yöntemlerini, onlar arasındaki iletişimi ve hani bir işi nasıl sonuca götürürsün. O deneyim benim için süperdi. Turkcell'de özellikle hani benim eğitim hayatımda herhalde en çok yer alan yer. Yani Turkcell benim için bir, tabii ki çalıştığım bir şirketti ama acayip de eğitim kaynağıydı bizim için. Tabii canım. O dönem işte Görkem Çetin gibi, Anıl Gül gibi, Önder gibi, Şamil gibi, Sezer gibi çok iyi yöneticiler vardı. İşte Görkem'le hatta şimdi Kanada'da o Country diye bir girişim var onun da. Sağ olsun hani o günden beri hep abilik yapmıştır bana. Ve yani bir şirkette çok ve selam ne diyeyim buradan da. Aynen, selam Görkem. Şey gibi düşünün, yani acayip bir mentordu. Yani tam şirkette işlerin nasıl yürüdüğüne dair. Çünkü benim de kanım kaynıyor o dönem. Çünkü ben şeyi çok fazla bilmiyorum ki, kurumsallıkmış, oymuş, buymuş. Abi iş yapacağız. Hı-hı. Yani işte ondan izin alalım, bunu yapalım falan. Yok abi iş yapacağız. Yani izin mizin alırız onları falan. Çok fazla hani orada bana destek olmuştur sağ olsun. Sonrasında işte strateji değişince CEO ile birlikte biraz böyle hem şirketin kimyası da bozulmaya başladı. Yani bozulmaya başladı derken teknoloji değişmeye anlamında şirketin rotası değişti. Bakış açısı artık değişti. Plus investmentları da değişti. Yani teknolojiye yatırımdan satışa yatırıma geçildi falan. O dönemde de benim bir arkadaşım var. Onur Can'dan. Vision Interactive'in kurucusu. Onur'la da ben 2010'dan beri öyle çok hani yakın temas halindeydim. O dönem biz üniversitedeyken de hani bir girişimci kulüpler platformu diye bir şey konuştuk falan. Onur bir gün geldi bize. Dedi abi dedi böyle işte ben Starter Sub diye bir yerde yatırım aldım. Çok iyi falan. Ersin Bey var başında. Ersin Bey de Turkcell'in kuruluşundan bu yana çok önemli bir şey. Turkcell içerisinde tanınan biri. Yani seni dedi tanıştırayım. Olur falan böyle. Bir gün bizi linkledi Çiğdem Toraman'la. Pazartesi herhalde biz yazıştık. Çarşamba günü ben Starter Sub'a gittim. Çiğdem Toraman şey dedi ya, hazır buraya kadar gelmişken ben seni Ebru ile Ersin'le tanıştırayım. Yani onlar kim falan derken bir baktım Ersin Bey ile Ebru Dorman geldi. Dediler hadi bize kendini anlat 3 dakikada. Olur dedim, anlattım. Ondan sonra onlar şey dediler, tamam gel başla burada falan. Böyle hani Turkcell sonrası geçiş için çok acayip bir süreç, anlatabiliyor muyum? Çünkü Turkcell'e girerken böyle BI, İK görüşmeleri, onlar bunlar falan. Sonra işte 2 günde ben geçme kararı aldım. Bir hafta sonra herhalde Starter Sub'da başladık. İşte orada 1 yıl boyunca iş geliştirme ve işbirliklerinden sorumluydum. Ya böyle hep hani title'lar aldım ben ama title'ların çok bir önemi yok. Yaptığın iş Starter Sub ve portföy şirketlerinin hem kurumlarla hem diğer stakeholder'larla, paydaşlarla iş geliştirmesi ve Starter Sub'un stratejileri doğrultusunda neler yapabileceğimizin geliştirmesiydi. Orada güzel bir yıl geçirdik. Sonrasında ben zaten hani hep bir böyle kafamda 30 yaşıma gelmeden bir şey yapmak istiyorum vardı. Ondan sonra konuştum onlarla. Dedim hani ben şirket kurmak istiyorum, girişimci olacağım. İşte aklımda Quick Execution diye bir fikir var. Onu yapacağım, test edeceğim en azından. Belki olur, belki olmaz. Şey dediler, hani başka bir yere çalışmaya gidiyorsan izin vermeyiz. Ama şirket kuracaksan okey. Ersin Bey de şey demişti o dönem, hiç unutmuyorum. Cebinde kaç param var? Yani ben istifa ediyorum, şey yapıyorum. Hiç kimse bunu sormamıştı mesela. Bir tek o sormuştu. Hani düşünmüştüm, 2000 lira falan bankada param var. Şimdi düşünüyorum, hani yaptığım şey delilikmiş. Ama şey de diyorum bir taraftan, yani okyanusu atlamazsan bir yerde hani şey, yani kendi ne diyeyim, kendi kendine kavrulan bir adam olacaksın. Ve bu test edilebilir bir şey. En kötü fail edersin. Hatalı yaparsan, yanlış yaparsan
Girip bir yerde çalışma lüksünde var. Şekilde. Evet. Kaç yani yaşındasın bunu? Bu dönemde kaç yaşındasın bunlar olurken? İşte 26, 27 falan. Sene kaç oluyor yani? Pardon, yaş demişim, sene soracaktım. İşte 2017 herhalde. 2017. Ya, çok uzak değil aslında bakınca. Değil, daha çok yakın. Ondan sonra işte o dönem bizim aklımızda Quick Execution diye benim aklımda bir fikir vardı. O dönem Quick Execution'un logosunu yaptırdığım öğrenci arkadaş şimdi benim ortağım oldu Quick Execution'da. Quick Execution'un başında şu an, yani o işleri o götürüyor falan. Fatih diye bir arkadaşım. O dönem biz bayağı böyle hızlı başladık. Yani ilk hatırlıyorum Quick Execution'u duyurup test etmeye başladığımızda diyeyim. Biz 6-7 tane müşteri elde ettik bir anda. Quick Execution nedir abi? Onu da konuşalım. Hani ya şey, Uber modelini bilirsiniz. Hı-hı. Ne yapar? Evet. Siz bir yere gitmek istiyorsunuzdur. Platform sizi o yere götürecek. En yakındaki, en ideal şoförle ve arabayla match eder. Ve siz oraya gidersiniz. Hı-hı. Gittikten sonra paranızı ödersiniz. Platform şoföre para öder, kendi parasını çeker gibi. Şimdi Quick Execution'da yazılımcılar için Uber mantığıydı. Yani nedir? Bir tarafta işte kurumsalda çalışan, sizin asla hayredemeyeceğiniz, işe alamayacağınız çünkü çok pahalı kaynak olan kaynaklar var, developerlar var. Hı hı. Bir tarafta da fikri olan ve bu fikri nasıl yapacağını bilmeyen, girişimci olmak isteyen ya da girişimci olan ama çok pahalı paraları, yani çok fazla parası da olmayan developer için insanlar var. Bunlar buluşuyorlar, iş yapıyorlar ama ya hep bir memnuniyetsizlik var işte. Ya aynı dili konuşamıyor, ya çıktığı beğenmiyor, ya ne bileyim parasını ödemiyor. Zaman kaybı olarak görülen bir süreç vardı. Biz dedik yani biz bu süreci bir şekilde paketleriz. Nasıl paketleriz? İşte fikir sahibinin ya da proje sahibinin aklından geçeni yere indiririz. Ama böyle 20-30 sayfalık analiz raporuyla değil, tek sayfalık bir maple. Ondan sonra onunla da gider o işi yapabilecek adamı buluruz, eşleştiririz ve süreci atıyorum 4'e 5'e böleriz. 4-5 milestone'da bir iki tarafı görüştürürüz. Beklentilerle çıktılar, uyuşuyor mu uyuşmuyor mu ölçümleriz. En sonunda da projeyi bitiririz ve teslim ederiz. Yani bayağı iyi iş yaptı o dönem. Ama bizim o dönem tam hayal ettiğimiz şey olmadı. Yani önünde birçok problem vardı falan filan. Ama hala mesela şey iş yapar o yapı ve iyi de işler çıkartıyor. Yani bayağı sağlam müşterileri de var. Bu yapıda peki manuel bir durum var mı yoksa her şey otomatik olarak mı ilerliyor? Yani mesela bu milestone'ların belirlenmesi veya full manuel. Map'e düşürme durumu hepsi manuel değil mi? Manuel. Çünkü niye? Bizim orada beklentimiz şuydu mesela moderated bir marketplace'di Quick Execution. Hı-hı. Şimdi biraz daha onu pivot etmeye başladık. İşte Venture Building Studio'ya doğru gidiyor. Yani sonrasında farklı şeyler keşfettik. Çünkü bizim hayalimiz belki de projeleri bizim execute etmemizdi gün sonunda ama yani süreç sonunda şunu gördük. Bu çok şey değil. Hani bizim için faydalı bir model değil. Yani bizi istediğimiz noktaya götürecek bir şey değil. Dolayısıyla hani orada savaşıp defalarca şey yapmaktansa daha farklı bir modele doğru kaydıralım. Bir tek bu dikeyde kalmayalım. Farklı dikeyleri de işin içine katıp daha farklı ilerleyelim dedik. Birazdan onları da bahsederim. Hı hı. O dönem ben işte İngiltere'de bir iş geliştirme şirketi kurdum. QEC diye, Quick Effective Connections. Hı hı. Türkiye'deki şirketlerle yurt dışındaki şirketleri buluşturan, onlarla ortak iş yapmaya onları sevk eden, şirketleri hazırlayan, aslında fasilitasyon yapan yani ortamı oluşturan bir yapı. Nereden çıktı da peki böyle bir şey yapmalıyım hissettin? Yani öyle bir pazar ya olduğunu... O şey oldu. O dönem benim ortağım Tolga Akarcalı'ydı. Tolga, şimdi İngiliz hükümetinin danışmanıydı Türkiye'de. Adamın go.uk diye mail adresi vardı. Şimdi Tolga'ya ben dedim ki abi dedim, Türk şirketlerin çoğu yurt dışına gitmek istiyor ama nasıl gideceklerini bilmiyorlar. Çünkü ya önlerinde bir patika yok. Daha önce birileri gitmiş ama giden kendi know-how'unu kendi içinde tutuyor. O girişimlere yol gösterecek, ışık tutacak birileri lazım. Sen de o işi biliyorsun. Gel biz böyle bir şeye soyunalım, bir test edelim. Bakalım yapabiliyor muyuzdu. Daha şirket kurmadan orada ilk işimizi yaptık biz. İşte ondan sonra şirketleştik. Sonra birkaç tane daha iş yaptık falan. O dönem mentor efekti de hayata geçti. Biz mentor efekti şu. Şimdi Türkiye'de girişimlerin en büyük şeyi, handikapı
mentorluk şapkası altında çok farklı şapkaların, çok fazla şapkanın iç içe geçmesi. Hı hı. Dolayısıyla buradaki kavramların karışması ve ideal mentorluk süreçlerinin gerçekleşmemesi. Yani nedir bu? İşte gel otur karşıma 10 dakika anlat. Ha, bunları yap şimdi. Şimdi kalk, ihtiyacın olursa ben buradayım, bana haber verirsin gibi. Ya biz dedik ki mentorluk böyle bir şey değil. Mesela benim aldığım mentorluk, Görkem'den aldığım şey bir mentorluktu. Ersin Bey'den aldığım mentorluktu. Ömer abi'den aldığım mentorluktu ama böyle 10 dakika anlat git falan bu. Ya şimdi bir hayatım boyunca beni bir kere görmüş. İşimden bir haber, birinin kalkıp da bana fikir vermesi beni geliştirmiyor. Aksine kafamda boşu boşuna soru işareti yaratıyor. Çünkü niye? 10 dakikada beni dinleyen kişinin beni analiz etmesi, benim farklı yönlerimi öğrenmesi ve bana gerçekten ışık yakabilmesi çok zor. Yani çok deneyimli bir adam dahi olsa o deneyimi oraya aktarması için yeterli değil. O bir süreç olmalı. Bu yani, öneriyi veren kişi de bir otorite olarak kabul edildiği için zihnimizde hani dediğin gibi yanlış veya yanlış demeyeyim de eksik bir şey söylemesi bile çok etkileyecektir. Tam da söylese yani, soru işareti günü sonra. Orhan Bayram bize böyle dedi. Nasıl çözeceğiz bunu şimdi gibi soru işaretleri. Ya işte orada hani yani şey olmalı ne diyeyim girişimcinin tüm inputları toplayıp noted mod diye bir şey var. Yani tüm data gelir sana. Datayı alırsın, yazarsın. Sonra döner kendine bakarsın. İkisini eşleştirirsin. Hangileri uyumluysa ve iş için gerekliyse aksiyon alırsın. Şimdi öyle bir şey olmadığı için ben çok fazla girişimcinin batışına da şahit oldum. Yüzden. Ve biz hani o dönem dedik ya biz Mentor Effect adında bir hareket başlatalım. Ve Türkiye'deki girişimcilere ve Türkiye'deki mentorlara bu işin gerçekten ortak bir platformda yapılabilmesini sağlayacak bir ortam hazırlayalım. Mentorların girişimcilerle aynı dili konuşabilmesini olanak sağlayalım. Yani bilgi seviyesini yükseltelim. Girişimcilerin de mentorlardan beklentilerini ve mentorlarla ilişkilerini düzenleyen bir yapı kuralım. Ve bu da herkese açık bir yer olsun. Yani bizim yaptığımız bir şey ama hani bizim yola çıktığımız bir şey ama tüm ekosistemin bir şeyi olsun, bir parçası olsun diye yola çıktık. O dönemden bu döneme de işte bir tarafta bir şey gibi düşünebiliriz Mentor Effect'te. Moderate bir marketplace aslında. Ne yapıyor? Bir taraftan girişimcilerin, değer odaklı girişimcilerin yani kısa vadeli plan yapmayan, uzun vadeyi düşünen ve hani bir exit stratejisine sahip kişileri gerçekten mentorluk alabileceği bir ekiple onları buluşturup tüm yolculuklarına eşlik ediyorduk. Execution Guidance'dı Mentor Effect'in mottosu. Öte yandan da mentorların girişimcileri anlayabilecekleri, aynı dili konuşabilecekleri şekilde bir training mekanizması kurmuştuk. Yani orada bir eğitim verme değil de birlikte öğrenme süreci geçiriyorduk onlarla. Yani girişim nedir, girişimci kimdir, motivasyonlar nelerdir, işte başarılı girişimciler nasıl başarmış, başarısızlar nasıl fail etmiş. Bunların hepsini konuştuğumuz bir dünyaydı. O dönem böyle bayağı 23'e yakın girişimi destekledik biz. Sonrasında ben Boğaziçi Ventures'a geçtim. Yani o dönemde Barış Özistek'le, yani bizim çünkü İngiltere'deki şirketteki hayalimiz de hep şeydi. Yani biz girişimlere bir VC fonla destek olabilir miyiz acaba? İdi. Bir de öte yandan benim öğrenme yolculuğum. Yani ben daha yine 28 yaşında. Yani bir şeyler yapmaya çalışan ve 30 yaşıma kadar da kendime o hakkı vermiştim. Öğreneceksin. Nasıl öğreneceksin? Şey yaparak öğreneceksin. Çünkü ben her zaman yaparak öğrenmeye önem veriyorum. Başka türlü yani okuduğumu yapmazsam bir noktadan sonra deneyimlemek istiyorum. Ve yapmazsam kesinlikle doğruluğuna inanmıyorum. Çünkü test etmem lazım. O dönem Boğaziçi Ventures'ın işte Data Room kuruluş süreciyle beraber başladı. Oradaki yolculuk. Sonra Menepay adında bir blockchain ödeme sistemi geliştirelim'e doğru evrildi. İkisi birden gitmeye başladı. O yüzden de Mentor Effect'in başına, yani ben oradan operasyonel olarak çıkayım ama yine guidance verecek ama operasyon ekibini de kuracak şekilde model oturtmaya çalıştık. Ama hani bir türlü beceremedik. Yani şey diyorlar ya, işte, ya kendin gibi yapamıyor. Yani beklenti, yani şey çünkü hani eğer o işin sahibi sensen kimse senin gibi yapamıyor. Niye? Çünkü sahiplenme diye bir şey çok zor. Yani birinin bir şeyi sahiplenebilmesi için o problemi önce sahiplenmesi lazım. Onu bir iş olarak kabul ediyorsa ayrı ama dediğin gibi aynen, benimseme. İş olarak kabul ettiğinde çünkü iş olarak kabul ettiğinde takıldığın nokta bin tane. Probleme takılıyorsun. Evet.
Yani şeye odaklanamıyorsun bir türlü. Ben bunu nasıl çözelim odaklanamıyorsun da tüh deyip problemlere giriyorsun. İşte orada da şeye geçiyorsun. Mağdur oynuyorsun. Mağdur oynadığın her anda kaybediyorsun. Sonra bakıyorsun iş kayboluyor. Kesinlikle. Sonra BNP ve Boğaziçi Ventures işte 1,5 yıla yakın sürdü. Biz bir yıl diye hani şey etmiştik ama daha da uzadı böyle. Baktım daha da uzuyor. Biz o ara bir San Francisco seyahati yapmıştık Mentor Effect'le. İşte Estonya'ya gitmiştik falan. Bizim ekip şey dedi yani hani Mentor Effect böyle biraz şey kenara koyduğumuz bir şey gibi oldu. Yani bu işi ya olduralım ya öldürelim. Oldurmak için de iki tane yöntem var. Biz non-profit bir yapıydık. Bir noktada ben işte hani Quick Execution, QEC vesaire, Boğaziçi Ventures dolayısıyla o işleri ara verdiğim için benim de bir şeye ihtiyacım var. Yani tam bir girişim kurup onu yapmak için. Mentor Effect'te monetize edemeyeceğimiz bir dünya. Orada şey dedik hani bizim hep bir Angel Effect kurma hayalimiz. Bunu bak kuralım yani bir girişim olarak bunu bir deneyelim. Ve Mentor Effect'te yan Buraya taraf. gelene kadar ama diğer kurduğun şeyler kapanmadı değil mi? Onlar hala devam ediyor. Ediyorlar. Şöyle, QEC'de Hala ediyor boşandık. mu? Başa. Tabii. Ya QEC'de boşandık. Tolga devam ediyor. Şu an Londra'da yaşıyor. Sen Ama nafaka hani alıyorsun ama. nasıl? Biz boşandık. Yok yok, Nafaka. nafaka da almıyor yani. Nafaka yok. Komple boşandık. Yani Evet. orada şey dedi çünkü ya o dedi ki haklı olarak ya dedi sen dedi artık odağını başka yerlere kaydırdın. Biz burada üvey evlat kalıyoruz. Yani hani böyle olmuyor. Dedim haklısın. Ne yapalım? En iyisi dedim şey yani boşanmak çünkü çok değerli bir insan benim için Tolga Evet. da. Sağ olsun o da çok anlayış gösterdi. O dönem böyle benim annemi kaybettiğim bir dönemdi. Dolayısıyla böyle çok hani Başın sağ olsun. Başınız sağ dostlar olsun. sağ olsun. Biraz böyle hani iş anlamında da çok böyle fokus olamadığım, biraz dağıldığım bir dönemdi. Sağ olsun anlayış gösterdi o da. Çok soft bir boşanma süreci yaşadık. O iş devam ediyor ama Tolga şu an Londra'da. Hala girişimlere destek oluyor. Quick Execution devam ediyor. O da İngiltere merkezli bir şirket. O da aslında hem Türkiye hem de yurt dışında da daha önce yazılım hizmeti verirken, yazılım matchmaking yaparken şimdi biraz daha venture building'e doğru kaymış. İş geliştirme konusunda matchmaking yapıyor. Yani firmaların ihtiyacı neyse ona göre ilerliyor aslında. İşte Boğaziçi Ventures zaten biliyorsunuz yani 50 milyon dolarlık ona doğru gidiyor. Orada Barış Beyler çok sağlam bir ekip. Bence Türkiye'de önümüzdeki 5 yıl boyunca adını sıkça duyacağımız bir ekip ve iş. MenaPay Kesinlikle. geçen geldi ilk çeyrek raporu müthişler. MNP bayağı uçuyor bu Yani arada gerçekten. Biz de sık sık haberlerine giriyoruz. şu ara bayağı sağlam şey yani traction anlamında da bayağı sağlam. Bence özellikle bu dönem onlar için süper fırsat. Ha, Nakitsiz bir toplum çünkü. değil mi? Dolayısıyla hani biz o ara konuştuk. Yani dedik ki Angel Effect'i kuralım ama Angel Effect'te çünkü bizim 2,5 yıl önce de yola çıkarken Angel Effect değil de geleneksel sermayedeki bilgi birikimi ve kapitali aslında biz ekosisteme getirmek için yola çıktık. Yani mentorluk tabii ki şey ama gün sonunda girişimcilik ekosisteminde daha fazla yatırımın olması gerekiyor ki ekosistem büyüsün. Yani daha fazla hata yapma ihtimalimiz olsun. Daha fazla öğrenme ihtimalimiz olsun. Ve bunun için de en güzel şey geleneksel sermayenin bir noktada buraya gelmesi ki son zamanlarda başladılar da. Mesela en Doğru. son bizim Angel Effect'te bir ortak geldi. Türkiye'deki en büyük holdinglerden bir tanesinin şeyi hani ikinci nesil temsilcisi. Şimdi ilgi duymaya başladılar. O yüzden o güzel. Sonra biz dedik ki Angel Effect'i nasıl kurarız? İşte Mayıs ayında biz bunun istişaresine başladık. O dönem ben bizim ekiple konuştum Boğaziçi Ventures tarafında. Yani biz zaten anlaşmamız şeydi, kısa dönemliydi ama uzadı. Daha da uzayacak. Çünkü hani MenaPay uzun bir yolculuk. Boğaziçi Ventures uzun bir yolculuk. Burada da hani bizim kurduğumuz bu yapıyı da yani çocuğun hani düşünsene orada bekliyor ve ona bir şekilde ne diyeyim hani onunla ilgilenmen İlgi gerekiyor. göstermen lazım. Dolayısıyla onlarla da konuştuk böyle böyle diye. Onlar da sağ anlayış gösterdiler. Ve ben Ağustos gibi full artık sadece tek odağın Angel Effect olacak şekilde bu tarafa geldik. İşte ekip kurduk küçük bir başladık falan. İşte Ağustos, Temmuz gibi geldim pardon. Ağustos'ta ilk başvuru geldi bize.
biz dedik ne oluyor, ne yapacağız şimdi? İlk maçta hikayeyi de şöyle anlatayım. Şimdi Angel Effect bizim için tam bir şey oldu. Yani biz Türkiye'de melek yatırımcıların sayısını arttıracağız. Hı hı. Bu işi daha ne diyeyim, daha erişilebilir hale getireceğiz. Daha fazla insanı ve daha fazla sermayeyi bireysel bu sektöre yatırımcıları da aslında işin içine bir şekilde tabii, katmak tabii. Olarak değil mi? Evet, ama orada da işte amaç adamların parası değil de adamların network'ü. Tabii, yani tabii. Aslında ekosistemin gelişmesi için ne gerekiyorsa. Tabii, hem maddi hem de bilgi tabii. Birikimi olarak orada insan birikmesi gerekiyor bakınca. Tabii yani para bir şekilde bulunuyor çünkü. Hani yani para tamam limitli kaynak Türkiye'de ama o kadar da limitli değil işte. Hı. Yani. İyi iş her zaman parayı buluyor. Dolayısıyla orada paradan daha kıymetli şeyleri getirebilmek ve onları da melek yatırımcı yapabilmek için Angel Effect'i kurduk. Angel Effect'i kurarken de hep şey dedik, yani biz bir girişim olarak bunu kuruyoruz. Dolayısıyla bu versiyon 1 ilerleyen zamanlarda bu platforma dönüşecek. Hı-hı. Dönüştüğü zaman da hakikaten bir değer üreten bir yer olacak. Şimdi nasıl bir yer olacak? İşte atıyorum kendisi bir koyarken etrafında 5-10 tane 5-10 koyacak insanlar biriktirecek. Yani bir kaldıraç etkisi yapacak. Hı-hı. Yani atıyorum Hı-hı. Angel Effect belki tek başına 100 milyon dolar buraya kazandırmayacak. Ama 100 milyon doların buraya girmesine olanak sağlayacak bir yapı olacak. Umarım. Ondan sonra dedik ki inşallah hani hayaller öyle ama şey yani olacağına inancımız da tam. Hı hı. Onun dışında biz bu melek yatırımla alakalı dünyadaki en iyi uygulamaları ve uygun modelleri Türkiye'ye getiren bir yapı olalım diye düşündük. İşte biz ne diyoruz kendimize? Kolektif yatırım platformu diyoruz. Niye? Çünkü biz ticket size'ları 5.000 dolar, 10.000 dolar, 100.000 dolar yani indirebileceğimiz minimum seviyeye indirelim ki daha fazla gelsin. Orada da şeyden çıktık yine yola aslında. Hani bir amaç ve vizyon var ama problemler mi? Ömer abi sağ olsun hep probleme odaklanmamıza şey yaptı, yönlendirdi. Biz çünkü hep sonuca gidiyorduk. Hmm. Abi bunu yaparsak kesin çalışır, bunu yaparsak kesin çalışır. Ne çalışıyor? Yani adamın yaşadığı problemi bilmeden kafandan bir şey uydurduğunda çalışma ihtimali 1/1. Evet. Niye? Sen o problemi yaşamıyorsun. Adam yaşıyor. Hı hı. Ondan sonra mesela o dönem biz çok şey yaptık. Melek yatırımcılarla ben bir fil kahve, çay, yemek, kol, ne geliyorsa aklınıza. Abi senin problemin ne, senin problemin ne. Herkes, yani o kadar şanslıydık ki ama etrafımızda çok vardır. Ha, bunlar hep ulaşabildiğin insanlar mı? Yani önceden de muhabbetin olduğu insanlar olduğu için mi yoksa hayır? Sadece birine bir sordum, rica ettim, iletişimini istedim, linkledi bizi gibi mi ilerledi? Ya ikisi de. Ya da şöyle düşün. Yani artık LinkedIn diye bir gerçek var hayatımızda. Kesinlikle. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir sana yazdığında yani yanıt almama ihtimalin düşük. Mantıklı bir şeyle gidiyorsan adama çok düşük. Dolayısıyla hani orada bir şey diye gittik. Ya hem modellere baktık, dünyadaki modellere ve Türkiye'deki çalışma hem de direkt bireysel individual'larla. Mesela Türkiye'deki model o dönem baktığımız neydi? Yani bu ekosistemin ekosisteme daha fazla insanın girememesindeki şey, bariyer, bir ticket size'ların yüksekliği. Yani 25 bin dolar eğer tek bir deal'a giriyorsan, ne bileyim, portföy oluşturman gerekiyor. Tek bir deal'a girersen çünkü çok riski dağıtamıyorsun. Kesinlikle. Portföy oluşturman için 10 tane yatırım, 20 tane yatırım gerekiyor. O yüzden melek yatırımcılık için ayırdığın bütçenin 250-500 bin dolar olması gerekiyor. Hı hı. Şimdi melek yatırımcılık da bir finansal araç. Yani sizin bugün ev almanız, işte ne bileyim fona girmeniz, yani sonuçta bir finansal araç. Para yatırıp getiri bekliyorsunuz. Ve melek yatırımcılık şeyi gereği şöyle, doğası gereği çok yüksek risk içeren, çünkü erken aşamada yatırım yapıyorsunuz. Ama getirisi de çok yüksek olan bir araç. Hı hı. Eğer ki doğru yatırım yaparsanız. Riskle doğru orantılı bir getiri. Evet evet, şey mesela bir ara şeye bakmıştık işte. Return'ü çok geç, hemen dönmüyor. Yani 5-6 yıl oraya koyduğunuz parayı unutacaksın. Ama döndüğü zaman da eğer doğru bir şekilde oynar ve hakikaten de şanslıysan o iş sana iyi getiri getiriyor. Kesinlikle. Şimdi 250 bin doları melek yatırımına ayırmak için bir kişinin 2,5 milyon dolarlık bir şeyi olması lazım ki yüksek risk kategorisine %10'unu ayırsın. Hı hı. Şimdi buna baktığınız zaman da biz dedik ki yani Türkiye'de hani 2,5 milyon dolarlık yatırım bütçesi olan kişiler yok mu? Var. Yani kurumsalı da getirmek istiyorsak buraya, daha hani insanların ayağına alıştırmak istiyorsak biz ticket size'ları düşürelim.
Yani biz 5000 dolarlık insanları yatırımcı olarak deal'lara sokabilecek bir mekanizma kurmaya çalışalım. Ve buna bayağı bir kafa patlattık. Çok güzelmiş ya bu. Ve işte bunu da yaptık hani neredeyse tüm deal'larımızda, tüm yatırımlarımızda. Ama orada şey demiyoruz yani minimum 5000 diyoruz. Yani 100.000 koyan da var, 50.000 koyan da var. Yani bizim kendi bireysel yatırımcılarımızda işte 2-3 milyon dolarlık yatırımlar da var. Yani orada bizim yaptığımız şey şu, yani biz sadece daha fazla insanın gelebilmesi için olanak sağlayalım. İkincisi, çok iyi bir sistem ya bu gerçekten. O kadar insanı şevklendirmek, öğretmek. Çünkü yani genç profesyonel ya da yönetici pozisyonu olan insanları da buraya çekmek son derece önemli. Hem girişimci için bir danışabilecek bir insanları oraya topluyorsun. Sen dediğin gibi oradaki pazar oluşturmak. Hem de belki 250 bin dolar alacaktım benim diğer senaryoda. Ama şu an 350 aldım. Çünkü 10 kişi 10 bin dolar daha koydu. 100 bin dolar demek benim 2 aylık 3 aylık daha marketing bütçem bakınca. O da bambaşka bir can suyu oluyor yani. O yüzden kutlarız ya. Vallahi çok güzel Angel Effect bu tarafı özellikle benim için. Çok teşekkür. Ya bunun bir de şey tarafı da var mesela. Çok daha hızlı para toplayabiliyorsun. Aa, değil mi? Çünkü niye? İnsanlar 5-10 bin doları çok daha rahat veriyorlar. Yani ben bugün gidip birinden 100 bin dolar istersen düşünür yani. Yani ben 100 bin dolara vereceğiz yani falan. Ama 5 bin istersen rahat bir şekilde alabilirsin. İşin iyiyse tabii. Hani şey, mantıklı bir yatırımsa. Sonrasında üyelik aidatlarıydı. Hani insanların yine gelememesi için. Ona da dedik ki yani biz yani çünkü melek yatırım ağlarının yaşaması için operasyonlarının bir şekilde işlemesi gerekiyor. Operasyonun işlemesi için de bütçe gerekiyor. Bütçe oluşturmak için de üyelik aidatı gerekiyor. Şimdi biz dedik ki biz bunu nasıl engelleyelim? Bir, düşük maliyetli bir operasyon kuracağız. İki, operasyon ekibinin motivasyonu aylık maaş değil, süreç sonunda eğer iyi iş yaparlarsa ortaklık. Yani şirketin yüzde bilmem kaçı bu ekibindir şeyi. Ki hani buradaki ekip sadece yatırım yaptırmaya çalışmasın. Buradaki ekip exit'e götürsün şirketleri. Yani tam anlamıyla bir şey. Yani mini bir VC kendi yapısı diyebilirsiniz. Ben girişimimle geldim ve bana yatırım yapmanız için size pitch ettim. Siz bir şekilde bütün paydaşlarınız ve bireysel insanlarla bana yatırım yaptınız. Ve bunun %1'i atıyorum şu an tamamen sallıyorum rakamı. Angel Effect ekibine mi ait oluyor? Ben mi yanlış anladım? Şimdi orada şöyle bir şey var. Şimdi biz bu operasyonların bütçesini kendimiz koyalım diye bir de şirket kurduk. Bir de aynı zamanda hızlı yatırım yapalım diye. Bu şirketin %1'i... Tamam şimdi anladım. Tamam. Onun... Yani bu şöyle düşünün. Biz şimdi yola çıkarken dedik ki girişimlere bizim de bir ortak yatırım havuzumuz olmalı ki hızlı yatırım yapalım. Ama bu yatırım havuzunun yönetimi yine herkeste olsun. Yani herkesin oy hakkı olsun, söz hakkı olsun. Ama ortaya bir para koyalım ki hem bu para operasyonların yapılabilmesi için nefes versin ki insanlardan üyelik aidatı almayalım. Hem de buradan yatırım yapılsın. İnsanlar buraya yaptıkları sermayeyle, koydukları sermayeyle bu şirketin ortağı olsunlar. Yani aslında biz ortak portföy oluşturmak üzere bir şirket kurduk. Ve oraya da işte 2 milyon dolarlık bir taahhüt havuzu oluşturduk. Ne demek bu? Biz de şey gibi mesela ben az önce dedim ya 5 bin dolar, 20 bin dolar vesaire. İnsanlardan bir anda 50 bin, 100 bin dolar isterseniz ve bu parayı da hemen kullanmayacaksanız iki tarafında ne diyeyim hani işine yaramayacak bir şey geliyor. Biz dedik ki biz bir herkes bize taahhüt versin. İşte 50 bin dolar, 100 bin dolar ben işte bu kadar zaman içerisinde bu kadar parayı sermaye olarak şirkete koyacağım. Tamam şimdi biz yatırım yaptıkça bu taahhütlerden para çağıracağız. Yani ne demek? Sen taahhüt ettin. Yani orada şey dedik. Yani biz kendi içimizde bir söz verdik birbirimize. Bu kadar parayı bu kadar zaman içerisinde girişimlere yatıracağız. Dolayısıyla bunu yatıracağımıza söz veriyoruz. Ama gün gelir yatıramazsak da hiçbir şey yok. Eksisi yok. Yani ne demek bu? Olabilir. Maddi bir durumun olabilir. Kaybolmuş olabilir. Ekip iyi iş yapamamış olabilir. Yatırmak istemezsin. Dolayısıyla işler iyi gidiyorsa, yatırım yapılıyorsa ben bu yatırımda rol alacağım ve hissedar olacağım diye
gelip tekrar sermaye açışına katılabiliyorsun. Yani orada da aslında bir kolektif investment platformu yaptık. Hı hı. Yani dedik ki bu yapıya işte insanlar yine çok düşük ticketlarla ortak olabilir. 50 bin, 100 bin dolarla Angel Effect'in tüm yatırımlarına ortak olduğumuz bir. Ama orada çok şey, hani çok yakın çevre ortaklık mekanizması var. Yani öyle, hani herkesin yatırım yapabileceği bir dünya değil. Hem de bizim yatırımlarımızı yönetebildiğimiz bir ortam olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bir sermaye koyduk ortaya, bir operasyon ekibi koyduk ve bir üye, yani bizim yatırımlarımıza erişebilecek potansiyel melek yatırımcılar olarak düşünebilirsiniz. Orada şöyle dedik, biz üyelik aidatı almıyoruz. Eğer bizim üstümüzden yatırım yaparsanız, yatırım da exit ederse, siz de bu exit'ten para kazanırsınız. Yani kar ederseniz, bu kazandığınız para bizim bulduğumuz, bizim yönettiğimiz, bizim değer kattığımız şirket üstünden olduğu için biz de bir gelir ortaklığı modeline, değer ortaklığı modeline geçelim. Dolayısıyla biz yatırımcı eğer bizim üstümüzden yatırım yapar, biz portföy yönetimini iyi yapar, o da exit ederse oradan sadece belli bir başarı primi mi dersiniz? Pay alacak. Değer yani. Ortaklığı payı mı dersiniz? Hı hı. Onu talep ediyoruz. Orada da eğer exit olmazsa zaten herhangi bir şey talep etmiyoruz. Olabildiğince melek yatırımcılar için giriş bariyerini düşürdük. Ki daha fazla insan gelsin, daha fazla insan öğrensin. Bu işler nasıl oluyor? Yani atıyorum ya benim 5 milyon dolar bu iş için ayırmış arkadaşım. Ama tek seferde 5 milyon doları bir yere gömmeden önce işin doğasını öğrenmek istediği, antrenman yapmak istediği, kilometre yapmak istediği bir ortam sağlıyoruz ona. Ki burada gerçekten insanlar bilgi birikimini ortaya koysun. Daha önce yatırım yapan 20 tane 30 tane Ömer Erkmen, Ersin Pamuksuzer, Onur Topaç, ne bileyim hani bu insanlar buradalar. Bunlar da bilgi birikimlerini paylaşıyor. Bunlar da faydalanın. Ve hem kişisel gelişiminiz hem de melek yatırımcılık yolculuğunuzu hep beraber yaşayalım diye bir üyelik sistemi var işte. O problemleri de öyle çözdük. Benim aklımda iki soru var geçmeden. Bunlardan birincisi, şimdi elbet inanıyorum ki bir sürü şu an başvuru geliyordur. Yani başvuru sistemiyle mi bu bireyselleri alıyorsunuz bilmiyorum ama öyle diye tahmin edip bir sürü bir talep vardır. Bunu neye göre yönetiyorsunuz? Her geleni içeri alıyor musunuz? Çünkü günün sonunda şöyle bir şey düşündürüyor beni. Ben bir girişimciyim ve büyük ticketlarla birlikte küçük ticketlarla da ortak alıyorum şirketime. Ve aslında ne kadar çok ortak o kadar sorun demeyeyim de daha büyük bir uğraş. Dert. Yani bir yönetimsel daha bir zorluk oluyor yani. Çünkü 6 ayda bir, 3 ayda bir yönetim toplantıları gibi bir sürü hikayesi var. Yani bilenler daha iyi bilir benden. Orada nasıl bir söz hakları var ya da nasıl bir anlaşma var? Ne kadar kişi giriyor? Bunun bir sınırlaması var mı? Ya zaten işte Türk Ticaret Kanunu'na göre şirketin ortak sayısı maksimum belli. Onun üstüne çıkamıyorsun. Dolayısıyla öyle bir şey yok. Ama biz bu tarafta cap table'ın çok fazla kirlenmemesi, aslında kirlenmek de demeyelim. Yani sonuçta şirketin 100 tane ortağı varsa var. Ama o ortaklarla arandaki ilişki ve o kağıttaki, sözleşmedeki haklar çok önemli. Biz burada diyoruz ki biz getirdiğimiz tüm melek yatırımcıları da bizim haklarımızın birebir aynısını alacak şekilde yatırım yapmalarına olanak sağlıyoruz. Dolayısıyla girişimciyle sadece Angel Effect muhatap oluyor. Aynen. Ve girişimci bu süreç içerisinde herkesle tek tek gidip şey yapmak zorunda kalmıyor. Ama biz de tüm yatırımcıların hakkını nasıl kendi hakkını koruyorsak koruyoruz. Dolayısıyla orada şey değil, hani 50 kişi de gelse sonuçta girişimcinin tek merkezi benim. Onlar için bir şey acı ya da bir pranga olmuyor onun için. Anladım. Orası sadece merak etmiştim. Bir karmaşa durumu yok. Yani bize üye olacaklar açısından da mesela zaten nitelikli yatırımcı dışında, yani devletin tanımladığı bir nitelikli yatırımcı profili var. Onun dışında bir yatırımcı hani şey yapamıyor zaten. Geldiğinde de biz inceliyoruz mutlaka. Bir yatırımcıyı kabul sürecimiz de var. Anladım. Nasıl ki yani bizi şey gibi düşünün. Biz kaliteli bir deal'la kaliteli yatırımcıyı buluşturmaya çalışan bir yapı. Tertemiz. Peki Angel Effect'in vizyonu nedir? Nereye gidecek? Neler gelecek daha şimdi? Abi 6 ay oldu. Kaç? Yani evet, kaç yatırım var? 6 ayda.
6 ayda 4 taneyi tamamladık. Ama şöyle, şimdi özellikle son... biraz hızlı tamamladınız hatta 4 yatırımı. Kesinlikle canım. 6 ayda 4, neredeyse her ay bir yatırım hatta demek. Sanki 4 günü aynı gün duyuracaksınız gibi bir şey hatırlıyorum ben bir ama. Bir tane duyurmadık bu arada. Öyle mi? Duyurmadınız. Price and Me var, onu duyurmadık. Yani söylüyorum ama. Evet doğru Metin abi. Tamam biz... Konuştuk bu arada Metin Serhat'la. Bana haber verdi, güzel bir haberimiz vardı ama şey açıklayamıyordu. Biz de böyle puzzle'ları birleştirmiş olduk. Daha var yani. Biz böyle çok şeye hani çok arada girdik yani. Ama Serhat asıl yatırımını Ömer abilerden daha da toplayacak. O ilk yatırımdı. Tabii şu an zaten Serhat'tan yatırım demeyiz. Yani oraya yatırımcı olarak katıldık. Şöyle, işte ilk, yani biz kurulduğumuz gün ECMOB'a yatırım yaptık. Hı hı. Şirket kurulmamıştı hatta ECMOB'a yatırım yaptığımızda. İkinci yatırımımız Vampire'ydi, Amerikalı bir şirket. Ne kadar, o açıkladınız mı orada? Ben hatırlamıyorum açıkladığınız yatırımı ama ben mi hatırlamıyorum onun acaba? Onun değerlemesi 8 milyon dolardı. Hı hı. Bizim yaptığımız yatırım, onu söylemeye gerek yok. Tamam, okey. Şeyde, yani deal by deal çünkü hani çok açıklamıyoruz ama şöyle, orada bizim zaten şu kadar para ayıracağız, şu kadar para yatıracağız diye bir söylemimiz hiçbir zaman yok. Bizim oradaki söylemimiz şu, biz bir yatırıyorsak etrafımızda kaldıraç etkisi yaratabiliyoruz mesela. Şu ana kadar biz bir yatırmışız, 2.67'lik bir girmiş mesela. Biz 100 koyduysak 267 bin girişim. O yüzden bizim için çok iyi bir şey. Daha ilerleyen zamanlarda çok daha fazla olacağına eminiz. Onun için çalışıyoruz. Orada şöyle bir şeye geleyim. Problemlerden bir tanesi de aslında buydu çünkü. Şimdi Türkiye'deki melek yatırımcıların bir sorunu da dünyadaki dolara erişememe. Yani kısıtlı bir pazarda, bölgede girişimlere erişmeydi. Biz de daha kurulduğumuz ilk günden bu yana hep yurt dışından ve Türkiye'den başvuru almaya başladık. Yani orada bizim bakış açımız tam böyle, biz de bir girişimiz gibi yaklaştığımız için bizim bir pipeline'ımız var, bizim bir lead generation modelimiz var, bizim bir conversion modelimiz var, değerlendirme modelimiz var. Yani biz tam platform gibi işletmeye çalışıyoruz hep diye. Şu ana kadar bize gelen başvuru sayısı yanılmıyorsam 780 6 ay içinde. Nasıl o kadar çok olabiliyor? Nasıl yakaladınız bu kadar insanı? Ya da ne kadar iyi duyurdunuz da insanlar geldi. Bu çok önemli bir nokta bence ya. Çok, 6 çok aylık bir yapının bu kadar aktif olabilmesi, helal olsun hepinize. Güven veriyor olmasıyla ben direkt bağdaştırıyorum bu sayıyı. Abi sadece çok... güven değil, ciddi iletişim ya bu. Şöyle diyeyim bir dakika şimdi. Açayım onu da paralel. Rakamlarla konuşulacak. evet bizim ufak bir dashboard'umuz var. Ya yani şöyle, bu başvuruların yaklaşık %10'u son 2 hafta geldi. Yani 74 ülke şimdi açılıyor. Yani aslında bu dışarıya çıkamıyor olmak startup dünyasını bitiren ve durduran bir şey olmadı. Okey, hızlandırmadı. Tabii ki bazı problemler var ama insanlar yine de çabalamaya devam ediyor. Tabii durdurmadı yani. Asla. Yani şu an zaten girişimciler için çok daha fazla paraya ihtiyaç duyulan bir dönem. Kesinlikle. Nefese. Çok pardon, başvurular 750. Hı-hı. 75 ülke. Mesela bu hafta bugüne kadar 7 gün içinde gelen başvuru sayısı 42. Geçen hafta 35'le kapatmış. Ne yapıyor? Yani 77 yapıyor. Çok yani güzel. Baktığınız zaman o şu, bizim her hafta önümüzde ilgilenebileceğimiz şirket listesi. Yani biz bu işe bayağı kafa patlatıyoruz. Yani bizim odak alanımıza girebilecek, bizim yatırım yapabileceğimiz şirketler. Ve bunu sınırlar olmadan yapıyoruz. Yani ne bileyim, mesela şöyle diyeyim. Bizim bugüne kadar aldığımız ilk 5 ülke, Türkiye'den 108 başvuru gelmiş. Hemen şöyle hesaplayalım böyle. 750. Total değil mi bu? Totali 100. 750'de 100. Evet 750'de 100. Mükemmel. Bak şöyle, yatırımcılar için o kadar iyi bir fırsat ki gerçekten bu. %14.4 Türkiye. Sonra Amerika en fazla başvuru aldığımız girişim ülkesi. Sonra İsrail. Sonra İngiltere.
Sonra Hindistan, Almanya, Fransa, İspanya diye gidiyor. Ya grafik biz o kadar... yatırım almak istiyoruz, onlar bizden. Çok iyi. Yo, biz burada şuna odaklandık. Bizim mesela yatırım yapabileceğimiz bölgeler neresi? Sektörler neresi? Yatırım yaptıktan sonra destek olabileceğimiz, büyütebileceğimiz işler ne? Dolayısıyla biz her gün, yani her hafta başında dediğim gibi listeler oluştururuz. Oradaki girişimlerin founderlarına direkt ulaşırız. Yani biz hani oturalım da girişimler bize yatırım yapsın demeyiz. Ulaştıktan sonra anlatırız. Eğer ki yatırım arıyorsa zaten founder, bizden haberdar olmasını sağlarız. Yani deriz ki ona, dünyada çok fazla yatırımcı var. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Bizim ekibin farkları bunlar. Dolayısıyla istiyorsan gel başla. Bizim tek yaptığımız şey bu süreçte bir platform gibi yaklaşmak olay oldu. Yani biz hakikaten bir platform. Tüm dünya, yani çünkü girişimlere bizim dediğimiz şey ilk gün, abi globale açılacak mı? Biz niye öyle olmayalım? Biz hep öyle başladık. Aynen, yani öyle. İlk gün itibariyle öyle başladık. Dolayısıyla hani bu rakamlar ya da bu yayılım da bunun sonucu, bu bakış açısının sonucu. Daha da iyi olacak, daha da böyle şey. Mesela bizim şu anki dashboard'umuz Google Sheet üstünde. Yani bizim Fatih ve Mert bir hafta sonu birkaç ay önce oturdular. Ben çok şaşırdım çünkü yani şeyi göremiyoruz yani başvurular Excel'e anlamlandıramıyoruz, takip edemiyoruz. Bunlar bir hafta sonra oturdular iki kişi. Kafayı bir kırdılar. Patır patır yaptılar. Şimdi Google Sheet önünde bakıyorsun hangi aşamada hangi girişim. Anlık olarak başvuru rakamları ne? Ülke dağılımı ne? Hangi girişim hangi aşamada ne bekliyor? Onu görüyoruz. Bizim bir diğer şeyimiz de bize başvuran girişimlerin bizde uyumluluğunu otomatik bir puanlama sistemi geliştirdik. İşte founder sayısıyla, sektörüyle, aşamasıyla, user'ı var mı yok mu, revenue var mı yok mu? Yani birçok metrik var orada. O puanlama sistemiyle beraber biz içeri alıyoruz. Mesela 60'ın altında ilgilenmiyoruz. Şu anki ortalama 73.25. Bu bizim için kaliteli başvuru. Yani kesinlikle. 60 limitte biz 73'teyiz. Süper bir şey bizim için. İkinci aşamaya geçenlerle daha yakın. Oradan dedim ya Temmuz'da ilk başvuru geldi biz birbirimize baktık diye. Abi Temmuz'da bizim bir başvuru linkimiz yani formumuz varmış. Ya girişimci onu doldurursa zaten ona yatırım yani. Ya yani adam o kadar çaba sarf ettiyse tamam o yani. İşi kesin yapar. Hani yani kafayı kısır çünkü. Çünkü biz bir ara deniyoruz hayvan gibi saldırıyoruz. Bakıyoruz başvuru gelmiyor. Ama bakıyoruz trafik de var. Dedik ya formu dolduramıyor. Formu dolduramıyor. Oturduk o formun üstüne biz bir çok optimal. Güzelmiş ya bu arada. Yani şu hali herhalde bir 7. iterasyon falan. Daha da itere ederiz biz bunu. Güzel. Şimdi 6 işte, ayda 7 iterasyon. Bu yanılmaz ya gerçekten bu arada. Bu kadar hız ve bu kadar çeviklik yani. Al çevik kullanacağım bu kelimeyi lanet olsun ama gerçekten abi, çeviksiniz yani. Abi ekip çok iyi. Yani şöyle çok selam sana, bütün ekibe. Mesela aynen ya ekip yani atıyorum bir gün bir şey konuşuyorsun değil mi? Abi akşam bir bakmışsın. Yapmışlar. Konuştuğun problem çözülmüş ve hani yani senin hayalinin ötesinde çözülmüş. Yani bak güzel. Bir yazılım şirketi olan bir arkadaşım var benim Ozan Uysal diye. Adam e-commerce yani Türkiye'deki en büyük e-commerce'lerin altyapısını sağlayan da. Bunu gördü dibi düştü. Lan dedi hani yani Google Sheet üstünde nasıl bir şey ya? İki günde yaptılar bunu. Şimdi bu işi aldık, platforma taşımaya çalışıyoruz. Yani bir yatırımcı bize kayıt olduktan sonra biz dashboard'umuz üstünden ülkeye göre, sektöre göre, aradığı founder'ın tecrübesine göre, her şeye göre girişimleri görebilecek, listeleyebilecek. Filtreleyip girişimleri lister, etkileşime geçer. Dolayısıyla hani biz orada acayip bir tool sağlamış olacağız eğer bunu da başarabilirsek ki bu olacak yakında. Bunu da yayına alacağız şu an development'ta. Yani aslında bizim Angel Effect'teki misyonumuz da dediğim gibi dünyada iyi deal'ları bulmak, iyi şekilde değerlendirmek, yatırımcıların yatırım yapma kararı alabilmeli gerekli data setini hazırlamak, özet raporu hazırlamak. Yatırımcı yatırım kararı aldıktan sonra ki bizim yatırım kararlarımız şöyle oluyor. Bizde şu an 17 ortak var. 22'ye çıkıyoruz. Tüm ortaklara aynı anda aynı değerlendirme formu gidiyor. Onda 4. iterasyondayız.
Orada şöyle, yatırımcılara bir 20 sayfalık investment report gönderiyoruz. Takımı, traction'ı, pazarı, rekabet, her şeyi değerlendiriyor böyle. En sonunda da daha öncesinde çok daha fazlaydı. 4 tane soruya indirdik. 5. soru, peki abi ben buna yatırım yapayım mı? Evet ya da hayır. Evet'e bastıysan 0-25, 25-50, 50-75 seç birini. Tamam şimdi ben yani şirket olarak yatırım yapmamı istiyorsun ya. Ki sen yatırım yapar mısın? Evet, ne kadar yaparsın bu kadar. Mesela son değerlendirmeyi böyle yaptık ve acayip bir conversion rate oldu. Çok iyiymiş ve bu. Daha fazla hem... Söyle, bu şekilde yöneten başka bir ya yatırım platformu var mı böyle? Biliyor musun? Ya bilmiyorum. Bilmiyorum ama şey gibi düşündüm bunu yani. Sonuçta hani bu şirketin sermayedarları şirkete parayı kendi yatırımları için koydu ya. O yüzden diyoruz ki herkes kendi yatırımında söz sahibi. O yüzden biz böyle yapıyoruz. Yani demokratize ya da hani kolektif. Bir de bizim için şu çok önemli orada. Bizim ortak acayip bir bilgi birikimi ve de şey var, tecrübesi var. Onlardan faydalanmamak aptallık. O yüzden diyoruz ki abi bir de şey feedback istiyoruz mesela. Acayip şeyler çıkıyor mesela. Bizim hiç göremediğimiz, belki 16 kişinin göremediği ama bir kişinin gördüğü bir şey orada yapsak, yatırım kararını o kadar etkili bir şey ki. Yani bu sayede hani biz tek başımıza karar almak gibi yatırımcı tek başına karar almak. Sonra network'e dönüp diyoruz ki Angel Effect buna yatırım kararı aldı. Gireceğiz. Girmek isteyen varsa minimum bu kadardan dahil olabilir. Hani diyoruz onlardan da diyeyim işte bu saate kadar da yani bu sürece kadar 3'ünde bizim dışımızda network'ümüz ve ortaklarımız katıldı. İşte biz 1 koyduysak 1.67 şeyler koydu, network koydu ve 2.67'lik aslında biz bir değer üretmiş olduk orada. Amaç bu rakamı 5'e 10'a çık belki ki süreç sonunda. Ve eminiz peki de yani. Peki bu yatırım yaptığınız startuplarda hani bir sadece belli bir dikeyde startup'a yatırım yapıyoruz. Yani şu dikeye hiç yapmayız dediğiniz bir şey var mı? Herkes başvursun mu? Ya şöyle bir şey. Melek yatırım, ya bizim tabii portföyde bizim güçlü olduğumuz kaslara daha fazla eğilim oluyor. Çünkü niye? İşi biliyoruz. Adamı SS ediyoruz. İşi SS giriyoruz. Ama %20'lik bir kısmı dedik ki bunlar bizim wildcard, yani hiç bilmediğimiz, ne olacağı da belli olmayan iş, oraya atacağız. Yani diyeceğiz ki biz bunu anlamıyoruz ama başkaları gelmiş, girmiş, iş iyi gidiyor galiba. 25-50 bin dolar da biz yatırım yapalım. Buna, yani buna %80 %80 daha bilinçli, daha şey, daha structure, %20 de wildcard olacak diye netleştirdik. Ama tabii bu son 3 haftadır olan süreçle şöyle bir karar aldık biz de. Yani biz ilk kurulduğumuzda hani startup'ız diyoruz ya. Esnek bir yapıyız dolayısıyla. İlk kurulduğumuzda biz 40 tane yatırım yapacağız. Çok hızlı yatırım yapacağız. Küçük gireceğiz derken. Şimdi daha az sayıda yatırım yapalım. Ama daha selektif olalım. Gerçekten değer yaratabileceğimiz ve bir yerde bir yere taşıyabileceğimiz girişimlere yatırım yapalım. O yüzden belki 100 bin, 200 bin dolar da yatırabiliriz. Zaten hani bunun bir yazılı bir kural seti yok. Yani kesinlikle. Fon yapısı kurmadığımız için esnek hareket edebiliyoruz orada. O yüzden de mesela ama o kararı alırken yatırımcılara soruyoruz. Yani tüm ortaklarımıza diyoruz. Biz böyle böyle düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü orada bir konsensus oluşturmak önemli. Sizin stratejinizi belirliyor. Ondan sonra da işte biz rotamızı çevirdik. Yani bu sayının artmasının sebebi son iki haftada hem tabii ki içinde bulunduğumuz durum dolayısıyla araya talebin artması hem de bizim rotamızı daha selektif ayarlamamız. Yani biz de daha iyi odak. Mesela son 3 haftadır bizim ekip müthiş odaklı çalışıyor ve müthiş verimli çalışıyor. Bundan tek sebebi... sonra böyle devam eder mi dersin? Yani olay geçse de aynı uzaktan çalışma sistemi verim dolayısıyla. Ya bizim ekipte de devam eder çünkü bizim yaptığımız iş buna çok müsait. Yani ben mesela ne bileyim haftada 2-3 gün ofise gidiyorum hala. Çünkü ne bileyim orada kahve hazır. Bir tane orada da personel tutuyoruz özellikle. Ama hani oraya gidiyorum, hem onunla görüşüyorum, hem ofis ortamından kopmayayım istiyorum. İşte misafir almıyoruz vesaire, şey yapıyoruz, izole. Ekibin gelmesine gerek yok. Çünkü ekip şu an çok daha verimli çalışıyor. Çok daha efektif,
çok daha sonuç odaklı ve şey ne diyeyim savaşıyor şu an ya. Yani hani evet ya. Başka bir şeyle uğraşmıyor. Yolda vakit kaybetmiyor. İstanbul kendi çok sıkıntılı bir dahil yani. İletişim kurduğumuz herkes aynı şeyden bahsediyor bu arada. Yani bu çok ama her sektör için geçerli gerçek, değil. Ama, evet. Tabii ya yani da, işini dijitale taşıyabilen insanlar için. Böyle bir şey. Evet. Tamam, ya tabii bunun da çok zahmeti var. Çok sıkıntısı var. Ne gibi? Hı hı. Artık yan yana olmadığın için. Ya Fatih işte şunu şöyle yapalım diyemiyorsun. Hmm. Evet. Biz de onun için ne yaptık? Mesela her sabah saat 9'da günaydın toplantısı. Her akşam da işte 5.30-6.30 gibi iyi geceler ya da iyi akşam toplantısı. Sabah şey yapıyoruz. Yani herkes günlük hedefini söylüyor. Hiçbir hedefi yoksa da benim bugün hiçbir hedef yok diyor. Gayet cesur bir şekilde. Akşam da ben bugün neyi... Yani hem kişilerin geriye dönüp kendilerini check etmesi, ilerlemeyi takip edebilmesi, hem ekibin birbiriyle olan iletişim asla yapmaması bu sürece çok önemli. O yüzden evet. Mesela biz bu modele geçtik. Güzel. Evet, ne yapalım şimdi? Böyle yapıyoruz. Yani Angel Effect'te tamam onu da bahsedeyim. Yani Angel Effect'te bizim vizyonumuz Türkiye'de daha fazla melek yatırımcının, daha fazla oyuncu sektöre kazandırılması, girişimlerin çok daha hızlı bir şekilde yatırıma erişebilmesi için aslında bir kolektif yatırım platformuyuz diyebiliriz. Bizim amacımız herkesle beraber iş ortağı yürümek, birlikte yatırım yapmak. O yüzden Türkiye'deki melek yatırım ağları, yurt dışındaki melek yatırım ağları, VC'lerle işbirliği içerisindeyiz. Yani biz bir yere yatırım yapıyorsak, açık kaldıysa direkt duyuruyoruz. Hani buyurun siz de gelin, ilginizi çekerse diye. Çünkü ekosistemi büyütmek burada en önemli şey. Yani kesinlikle. Olay şey değil. Hani biz bir tek biz yatırım yapacağız, bir tek biz hisse alacağız değil. Ekosistem ne kadar büyürse melek yatırımcıların da daha iyi erişmesi daha fazla. Çünkü daha fazla oyuncu ekosisteme dahil oluyor. Hem girişimci hem tarafında. İşte yani bir diğer amaç da işte Angel Effect'in stratejisi ya kendi yatırım yaptığı şirketlere exit eder ya biz komple şirketi bir VC fona satabiliriz. Hı-hı. Ya da belki secondary market'ta satarız. Çünkü hani yakın zamanda bir secondary market projesine de başlıyoruz. Dolayısıyla Angel Effect aslında 3 farklı çıkış imkanına sahip bir yapı olarak yolculuğuna devam ediyor ama dediğim gibi daha çok başındayız. Yani 6 ay oldu. 4 Ekim şirketin kuruluş tarihi. Ve bence yani dün 6 ay bitmiş. Yani, ve bence bundan sonraki süreçte çok daha fazla ve daha hızlı yol alacağız. Yani bugüne kadar çünkü hem bizim için çok acayip bir öğrenim süreciydi. Hem herkesin öğrenim süreciydi. Ama bundan sonra artık biraz daha ne diyeyim hem melek yatırım tarafını büyütmeye hem de yatırım tarafını büyütmeye hem de portföy şirketlerine biraz daha odaklanmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim yani 4 tane yatırım var şu an. Hani onları bir şekilde büyütmemiz gerekiyor ki Mentor Effect sağ olsun. Onları da bir süreç çalışıyoruz. Şimdi bunun dışında bizim tüm motivasyon aslında bir nokta dediğim gibi ekosistemi büyütmek. Çünkü ekosistem büyürse uzun vadede herkesin kazanacağı bir dünya bizi bekliyor. İşte son 3 haftadır özellikle de yavaş yavaş aktive etmek adına biz şunu fark ettik. Biz dahil olmak üzere dünyada hem işletmeler, büyük işletmeler hem de startuplar çok belirsiz bir dönemden geçiyor. Kimse ne yapacağını bilmiyor. Dolayısıyla bu dönem içerisinde insanların yol bulabilecek bir kaynak havuzu oluşturmaya karar verdik. Bu da Survival Path adında bir şey oldu, bir yolculuk oldu. Hı hı. Yani biz burada bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuğun adı da Survival Path. Amacı tüm ekosisteme ait bir hareket olsun. Herkes gelsin buraya katkı sunsun ve bu katkılarda girişimcilerle herhangi bir girişimci de oradaki masadaki yemeklere bakıp açık büfe ihtiyacı olan yemeği alsın yesin. Aslında Survival Path'in şeyi de bu. Buna da geçen hafta başladık. Yani hem kendi girişimlerimiz için aslında bir yol haritası çizdik orada. Ama dedik yani bu herkesin faydalanabileceği bir kaynak olsun. Dolayısıyla orada sahibi olmayan ama herkesin sahibi olduğu platform yaratmaya çalışıyoruz. Geçen haftadan bu yana işte 5 tane canlı artık bu hafta yarın itibariyle
2 haftalık program netleşti. Bir sonraki 3. hafta itibariyle daha da farklı ilerleyecek. Süper. Bakalım, o da böyle gidiyor. Hani o da gönüllülük esaslı mentor efekt kapsamında yaptığımız, şu ana kadar da bayağı, yani yanılmıyorsam 50'yi geçti büyütür sayısı. Yani oraya kaynak ekleyen kişi sayısı. İşte 15 kişi yayınlarda konuşacak. İşte destekleyen kurum sayısı bayağı iyi. Önümüzdeki hafta itibariyle artık girişimcileri de koşturmaya başlayacağız. Çünkü asıl kahraman onlar. Çok güzel ya. Dolayısıyla hani böyle bir dünyanın içerisindeyiz. Süper. Yani biz de son 3 haftayı böyle hem kendimize hem ortaklarımıza hem de ekosisteme fayda sağlayacak işlerle geçeceğiz. Evet. Biz de aynı İnşallah şekilde böyle devam edecek. Yani İnşallah. Bir destek nasıl olabiliriz diye düşündüğümüz bir oluşumla geleceğiz. Umarım bu hafta diye planlamasını eğer doğru yaparsak buradan da haber vermiş olalım. Vallahi 6 ayda bu kadar aktif olunur. Zaten yani bizim burada Caps Lock Next'in yani internet sitesini açıp haber ve... Biz de 4 Ekim'de kurduk. Aynen, haber ve içerikleri başlamamızın tarihi de 4 Ekim mi? Benim doğum günüm aynı zamanda. Ooo müthiş. Ve bu dönemden beri Angel Effect yazınca 4 haber çıkıyor yani. Bu kadar aktifse ilerisini ben tahmin bile edemiyorum. Sabırsızlanıyoruz şu an, söyleyeyim yani. Aynen. Ya gelecek haberleri yazmak Türkiye... için. Süper. Yani biz haber bilerek yapmıyoruz. Bilerek çok fazla şey yapmıyoruz. Çünkü odamız dağılmasın. İş yapalım. Yaptığımız iş en azından haber değeri görüyorsa okusun. Şu ana kadar da hep o yüzden öyle ilerledi. Çünkü hani bizim her zaman yaptığımız şey, şu an modeli test ediyoruz. Aynen. Model iyi bir noktaya geldikten sonra zaten haber yapmak, haber olmak, iyi iş yaparsan bir şekilde olursun. İşten bile değil, aynen öyle. O yüzden bizim şu an tüm odağımız, tüm ekip olarak iyi iş yapan bir platformu en azından yönetiyor olmak. Hatta öyle bir an gelsin ki bize bile ihtiyaç olmadan bu platform çalışsın. O yüzden biz tüm deal flow'u göreceğimiz şey yapıyoruz ki her şey dijitalize olsun. Çünkü bugün işte konuştuğumuz 3 ayrı lokasyondayız. 3 ayrı lokasyondan aynı anda aynı şeyi konuşabiliyoruz. Yani bir yatırımcı bugün, yani biz gidip Nijerya'daki, İngiltere'deki, Amerika'daki bir girişimciye erişebiliyorsak bir yatırımcı da erişebilir gayet. Aynen artık öyle. Limitler kalkıyor, sınırlar kalkıyor. Değerin anlamı değişiyor. Yani bugün bir yatırımcıya ben sana deal getirdim, bana para ver, artık bir değer olmaktan çıkıyor. O yüzden hani bu değişim dönüşüm süreci içerisinde biz de kendimizi ona göre kurgulayalım ki gün gel Angel Effect'in operasyonlarına bile insan kaynağı ayırmak zorunda kalmayalım. Biz franchise verelim. Hatta yani kurulduğumuz ilk günden bu yana biz her şeyi guideline'a dönüştürdük ki bir play guide oluşturalım. Yani atıyorum işte Umut'la Erdem yarın öbür gün bir melek yatırım network'ü kuracaksa alsın onu okuyarak kurabilsin bunu. Bizden sadece know-how desteği alsın ki biz belki işte seneye belki daha yakın Seattle'da, San Francisco'da, Berlin'de, Londra'da Türklerin yoğun yaşadığı yerlerde kendi melek yatırım ağlarını kurabilecekleri mekanizmayı ayarlayabiliriz. Yani baktığınız zaman şimdi hani bunları test etmek lazım ki olursa eğer bunlar, çünkü asıl game changer bunlar. Yani şey değil, bugün melek yatırım ağının yaptığı iş tüm dünyada neredeyse aynı. Ama asıl oradaki bizim gördüğümüzde daha farklı nasıl yaparız, daha fazla oyuncuyu nasıl içeri getiririz, daha demokratik bir yapıyı nasıl hayata geçirebiliriz. Dolayısıyla Angel Effect biraz daha o tarafı. Teşekkür ederiz. Süper abi. Ya çok heyecanlıydı ya bu arada. Biz hiç konuşmadık çünkü yani güzel bir şey anlatılıyor ve neden araya gireyim. Benim eklemek... Çok yoruldum, kusura bakmayın. Yok, o zaman bence tamam deyip kapatabiliriz. Evet, eğer evet, eklenecek bir şey yoksa. Ben çok konuştum, kusura bakmasın dinleyenler de. Olay bu zaten, senin konuşman bu arada. Biz güzel konuşuyoruz. Çok konuşmuyoruz bu programda. Dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Alın size güzel bir hikaye, alın size fırsat yani. Belki biriniz girişimci, belki biriniz potansiyel yatırımcı. Angel Effect'i tanıdınız, Orhan Bayram'ı tanıdınız. Caps Lock'u lütfen takip edin.
herhangi bir sosyal mecrada Caps Lock Next yazarsanız görürsünüz. Teşekkür ederiz. Orhan, sana da çok teşekkür ederiz. Katıldın. Bize vaktini ayırdın. Gün ayrımı kalmadı artık ama yine de bize pazarını ayırdın. Aynen. Sağ ol. Netflix'ten Çin'de yapıldın dedin. O zaman haftaya görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.